Ben Sayın Mehmet Şimşek'in ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın Gaye Hanım'ın, Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasından şunu anlıyorum. İmkanlarımız kısıtlı. Biz sadece iş talebi baskılayacağız. İş talebi baskılayarak mücadele edebileceğimiz kadar edeceğiz. Çünkü önümüzde bir seçim var. Ama önümüzdeki dönem 2024'ün ortasını kastetmeleri bu. Ondan sonra enflasyonla mücadele edeceğiz ama enflasyonla mücadelede şu anda gördüğüm, bize anlatılan, biz sadece çalışanlar üzerinden maliyeti çalışanlara kalmadı orta giderek artık daha düşük gelir gruplarına çıkararak mücadele edeceğiz gibi bir durum var. Dolaylı bizim vergiler var. Yoksullar. Yani dolaylı vergiler devam ediyor. Gereksiz harcamalar devam ediyor. Yarın Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'ın bir yatırım toplantısı var İstanbul'da, değil mi? Bakalım o yatırım toplantısı sonrasında ne olacak? Bir kere hızlı yoksullaşıyoruz. Onu söyleyelim. Yani birinci tespit bu. İkincisi, İrem Hanım söylediğinizde şu var. Bu yatırımcılarla yapılan toplantılar önemli ama Merkez Bankası Başkanı'nı da sürekli olarak bu yatırımcı toplantılarında görüyoruz. Önceliğin herhalde siyaset tarafından hissettiğimiz bu. Yani siz bu tarafı bırakın. Bunun için bazı adımlar atabilirsiniz ama burada fazla alanınız yok. Ve onun için Türkiye'nin bir numaralı önceliği döviz bulmak. Döviz bulun, yatırımcı getirin tarafında çalıştıklarını düşünüyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele etmekte bizde çalışanlara kalmış durumda. Mesela ben Temmuz ayı politika faizini çok merak ediyorum Merkez Bankası'nın. Yani Ağustos'ta açıklayacak. Temmuz ayını biz %9.48'de 9,5'luk bir enflasyon artışıyla kapattık. Bakalım politika faizini nereye getirecekler? Yani siz politika faizini kullanmakta tutuk kalırsanız bunu içeride dışarıda herkes okuyor. Attığınız adımlar belli. Siz 200'e yakın makro ihtiyati önlemle Merkez Bankası zaten piyasanın bütün dengesini bozmuş. Yani piyasalar doğal dengesinde değil. Hatta bir ara hatırlar mısınız? Fiyat artışlarıyla işte soğan, patates üreticilerinin depoları basılmıştı falan. Yani Türkiye kendi yaptığı hataları başka önlemlerle, siyaset mekanizmasının, ekonomiyi yönetenlerin yaptığı hataları örtüyor gözüküyor. Yani onu yapmaya çalıştılar. Halbuki ekonomi gerçekleri var. Gelen ekibin ekonomi gerçeklerinden haberdar olduğunu ama bana mesela bu söylenmiş olsa doğruları yapamayacaksam, elim çok kısıtlıysa burada görev yapar mıydım onu bilmiyorum. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'yla, siyasetle aynı fikirdeler. Yani bunun böyle gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Biz bunun faturasını ödemeye devam edeceğiz ve daha yoksul olduğumuz bir döneme giriyoruz. Bir de şeye dikkat ettim ben burada. Hani rakamların içine baktığımızda bu çok yüksek, biliyorsunuz akaryakıtı bir artış geldi. Türkiye'nin akaryakıtı zaten her gün sürekli bir artışı var. Turgay Hocam, evet. Takip edemiyoruz. Yani motorine, hatta işte yayın öncesinde editörüm Elif'le konuşurken sürekli bir motorin ve işte mazot artışından bahsediyoruz. Her seferinde diyorum ki Elif, bu kaçıncı? Bir hafta içinde kaçıncı oldu? Her seferinde bakıyoruz kaçıncı oldu. Biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Zeytinburnu'nun dün güzel bir şeyi vardı. Ben Twitter'da gördüm. Bilmiyorum gördünüz mü? Bundan sonra zam gelmeyen günleri, halkımızı rahatsız etmemek için zam gelmeyen günleri açıklayacağız diye. Yani maalesef gidiyoruz ağlanacak halimize. Evet, Levent Kırca skeçlerine döndük. Yani evet, %18'e yakın bir artış göstermiş TÜİK. Ama en yakın hesaplarında bu %22 civarında gözüküyor ki hep devam edecek gibi hissediyoruz. Çünkü iki şeye bağlı bu. Uluslararası petrol fiyatlarına, bir de döviz kuru üzerindeki. Döviz kurunda da hani politika faizinde doğru adımlar atılamadığı için, Türkiye bir yatırım, bir para girişi olmadığı için döviz kurunda da büyük bir baskı olduğunu kabul etmek durumundayız. Bunu Merkez Bankası da zaten doğru adım atmayınca, ilk başta hani rezervlerden bir satış olmayacak, faiz doğal döngüsünde olacak falan dendi. Sonra baktılar bu iş kontrol dışına gidiyor ve ellerindeki silahı doğru kullanamıyorlar. O zaman son bir haftadır net satıcı durumuna geçti Merkez Bankası. İlk geldiğinde Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın söylediğinin tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Burada kur korumalı mevduattan da kolay kolay vazgeçebileceklerini düşünmüyorum zaten. O zaman ne anlamı kalıyor yaptıklarınızın? Yani biraz orada da ciddi bir döviz var. Ondan nasıl vazgeçecekler zaten? O ayrı bir konu. Çok, çok zor. Bir de bir yük varsa bu yükü kiminle paylaştırmanız gerektiği konusunda da hiçbir çalışma yapmadan doğrudan dolaylı vergiler üzerinde bir şey yaptılar. Artış da bunu yapmaya çalıştılar. Bakın 2001 krizine giderken Türkiye bütçesinde şöyle bir gerçek vardı. Doğrudan vergiler dolaylı vergilerden fazlaydı. Oradaki sıkıntı şuydu. Dolaylı vergilerle ilgili argümanlar çok fazla kullanılmıyordu. Orada vergiyi toplamak yerine, hani vergi hasılatı düşüktü, daha düşüktü.
borçlanma yoluyla, oradaki borç faizleri çok yüksekti. Ama bugün zaten hani dolaylı vergiler çok yüksek, vatandaş çok ezilmiş durumda. %65'ini siz gelirinizi buradan sağlıyorsunuz ve bu dönem süper zenginleşenler var. Yani enflasyon, hep konuştuğumuz bir şey var. Fırsatçıları, borçluları ve devleti zengin eder. Ama evet, özellikle çalışanlar ezilir. Çünkü fiyat artışları her gündür. Biz şöyle bir sarmala girdik. Psikolojik olarak hepimizi etkiliyor. Markete gittiğinizde her gün günlük olarak, kasaba gittiğinizde, pazara gittiğinizde fiyatların değiştiğini görmek hepimizi çok üzüyor ve büyük bir gerginliğe yol açıyor.